Yaklaşık maliyet çoğunlukla bilinenin aksine metrajın ya da miktarların yaklaşık olarak yapıldığı bir hesap olduğu için bu adı almaz. Normalinde maliyeti oluşturan iki parametre vardır. Bunlardan birisi miktar, diğeri birim fiyattır. Birim fiyatın, yani Yüksek Fen Kurulu'nun normalde yayınlamış olduğu birim fiyatlar raiçlere dayalı, yani ortalama fiyatlara dayalı olduğu için bu anlamda bir miktar yaklaşıklık içerir. Miktar kısmında bir yaklaşıklık söz konusu değildir. Uygulama projeleri üzerinden miktar hesaplandığı için buradaki miktarlar kesine yakındır. Orada bir yaklaşıklık yoktur. Bütün konu buradaki birim fiyat parametresindeki yaklaşıklıktan dolayı bu işin adına yaklaşık maliyet denmesidir. Çünkü iki çarpandan birisi yaklaşık olursa sonuç yaklaşık olur. Ama bu çarpan miktarda değil, birim fiyattadır. Birim fiyatı etkileyen faktörleri biz önce iki grupta toplayabiliriz. Doğrudan maliyetler ve dolaylı maliyetler diye. Ancak daha tipik olan dağılımı şudur. Malzeme giderleri, makine giderleri, işçilik giderleri, genel giderler ve kar. Yani bir birim fiyat aslında 5 ana kısımdan oluşur. Bu hangi işi yaparsanız yapın, mutlaka böyle ifade edilebilir yapım işlerinde.